Sayın Başkanım, bir fotoğraf rica edebilir miyiz? Bizler dayanışmayla yaralarımızı sarmaya, bilimin ışığıyla kentlerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi İzmir'de yaşadığımız o korkunç deprem üzerinden 3,5 yıl geçti. Acısı hala çok çok taze. Deprem ne zaman olursa olsun önemli değil. Ama ne zaman olursa, biz hazır olmazsak insanımız ölecek demektir. Bugün olursa ben ölürüm, yarın olursa çocuklarım ölür, öbür gün olursa torunum ölür, öbür gün olursa kendi soydaşım ölür. Bunu geç, İzmir bir deprem kenti. Şimdi deprem kenti olduğunu yani bir araştırsanız kabaca, bak ben şuradan böyle derledim, eksi var fazlası yok. Milattan sonra bak 175, 688, 1039, 1688, 1739, 1864 yıllarında İzmir'de 7, 6, 7, 7'nin üstünde depremler olmuş. Dolayısıyla İzmir bir deprem kenti. Yani bunu inanmamazlık etmenin, anlamamazlık etmenin bir anlamı yok. Şimdi İzmir bir deprem kenti, deniz içindeki faylar orada yok. Her yerde faylar var. Burada gördüğünüz fayların her biri, emin olun, 7 ve üzerinde deprem üretebilir. Ha bunlar 7 ve üzerinde bir deprem üretirlerse, bugün İzmir'i, bak kelimenin anlamıyla bilerek söylüyorum, felç eder, felç. Öyle 120-130 tane insan vefatıyla kurtulamaz bu kenti. Mümkün değil. Ama bak bu fayların hepsi gerçek, tespit edilmiş, canlı ve bu fayların her birinin büyük deprem üretme kapasitesi var. Bir sefer bu önemli. İşte burada da yine o fayları böyle isimlerini yazdım. Buradan okunmuyor ama bu fayları görüyoruz. Şimdi bu faylar İzmir'i vuracak olan faylar. Ama ne zaman, nasıl, ne büyüklükte onu bilmiyoruz. Şimdi düşünün ki bizim kentimizi tehdit eden bu fayları biz özelliklerini bilmiyoruz. Yani bundan daha büyük aymazlık olur mu ya? Yani nasıl biz Cumhuriyet döneminde İzmir'i yaşayıp bu Osmanlı'da dahil, hadi o zaman bilim ileride değildi. 2023'e kadar biz bu kadar naif, bu kadar inanmayan, bu kadar bilime önem vermeyen bir mantıkla nasıl geldik ya Allah aşkına? İzmir'i tehdit eden faylar burada kuzu gibi oturuyorlar. Biz bunların özelliklerini bilmiyoruz. Mesela bizim akıllı insanlarımız işte İzmit Körfezi'nin en güzel İzmit'in yerine alabildiğine ranta kapını oralarda binalar en yüksek binaları dikmişler. İşte Sisam'da deprem oldu gördünüz. Yani o da Sisam'da oldu. Yani 70-80 kilometre uzakta. Allah korusun bir de İzmir fayı harekete geçse o körfez boyunca hiçbir bina kalmaz. Bakın size onu söyleyeyim. Kendi kendinizi aldatmayın. İzmir'de 30 Ekim depreminin hemen ardından bir daha kimsenin yüreğine sevdiğinin acısı düşmesin, hiç kimsenin ocağı sönmesin diye İzmir depremi ortak akıl buluşmalarını gerçekleştirdik. Projemize depremden en çok etkilenen Bayraklı ve Bornova'da başladık. Toplamda 94.773 yapının envanterini çıkarttık. İzmirliler artık bizizmir.com adresi üzerinden bir tıkla oturdukları binaların deprem mevzuatına uygunluğunu, ruhsat ve proje bilgilerini, müteahhidini, mimarını, varsa yapılmış revizyonlarını hepsini bulabiliyorlar, görebiliyorlar.